Ya vallahi bizim Feriye geri dönmem diyor. Geçip bannandaki yüzüğü çıkarmamış ama. Çıkarmaz. Hepimizi o pırlanta yüzükler için ezip geçmedim. Peki ne anlatıyor Hatice? Eve dönmeyecek mi? İlelebet Gülsümler'de mi kalacakmış? Yok abi, öyle şey olur mu? Onların da kendine göre bir yuvası var. Yani bana kalırsa birkaç gün sonra baba ocağına döner. Vallahi bana hiç de baba ocağına dönecek gibi gelmedi. Bir kere o yukarının tadını aldı. Bir daha beğenip de döner mi buraya? Gerçi dönse de biz kapıda karşılayacak değiliz. Kocası kovmuştur. O hamile kadını getirecektir. Bana dost doğru doğruyu söyle Hatice. Kocası mı kovmuş? Bu yüzden mi eve dönemiyormuş? Yani abi vallahi bana Gülsüm'ün anlattığına göre onun kocası kapılarda yatıyormuş. Yani yavrarıp yakarıyormuş da bizim kız geri dönmüyormuş. Yahu eveleme geveleme de doğru dürüst şunu anlat bana Hatice. Abi şimdi bu çocuk bizim kıza tokat atmış. Mehmet, bu tokat olayı dokundu sana. Ne oldu, ne diyorsun? Kardeşimi benden başkası dövemez mi diyorsun? Bana ne be? Kocası değil mi? İsterse elinde kalsın. Umurumda değil. Abi. Neler geçiyor aklından? Ne diyeyim be Hatice? Ben kendi kızımı kaç kez kıydım. Kardeşi sokak ortasında meydan dayağı attı. O kocası olacak adam bunları görmedi mi? Bilmedi mi? Şimdi ben elimi öptürmediğim adamın karşısına geçip kızıma vurduğu fiskenin hesabını mı soracağım? Ben elin adamına ne diyeceğim mi diyeceğim? Doğru abi. Mehmet, Seher. Hadi gelin çorbayı soğutmayalım. Hadi gel abi. Allah'ıma çok şükürler olsun. Allah o Levent Hoca'nın ne muradı varsa versin. He oğlum. Tamam, bekliyorsun. Levent Hoca sabahından erkenden gitmiş, borcu kapatmış. Bak şimdi Mehmet Hoca kağıt işleri varmış, onları yapıyor. Abimi de alıp gelecek. Oh Allah'ıma çok şükürler olsun ya Rabbim. Oh. Ya şükürler olsun. Çok şükür. Ya Mehmet bütün maaşını Levent Hoca'ya verecekmiş. Verecek tabii. Sadaka mı topluyoruz biz ortalıktan? Tabii ödeyeceğiz borcumuzu. Dilenci miyiz biz? Ya benim kocam çalışacak ama 5 kuruş para girmeyecek bize ha? Hayır, hepsini tek başıma ben mi ödeyeceğim? Ya o kadar kredi borcumuz var. Odayı yaptırdık, boyattık, bir sürü masraf. Hayır kusura bakma da yani ben babamın enayiliğini ödeyemem. Bana bak Seher. Yani şu kadar kalıyor. Tam diyorum. Vallahi kız haklı. Ama koyununu alayım diyorum. O dilim var ya vallahi çatal gibi çıkıyor. Öyle 2 telli de değil 5 telli çatal gibi çıkıp zehir kusuyorsun. Vallahi kusura bakma. Yani alınmak, gücenmek yok. Hayır rezalet bu ya. Hayır koskoca Emir Sarrafoğlu'nun kayınpederi Levent Hoca lütfetti diye hapisten çıktı. Ha olacak iş mi? Ya bu bizim damadın vazifesi değil miydi? Senin kocandan benim abim ondan zırnık kabul eder mi? Allah bizim kırtlağımızdan nasip etmesin onun zırnını geçirmeyi. Ya bir kafanız almadı ya. Ya damat o, damat. Bana bak. Abim geldiğinde de böyle ifrit ifrit konuşursan vallahi Mehmet'i falan beklemem. O ümüğüne ben çökerim, haberin olsun ha. Sen bak görüyor musun? Yaptığımıza bak. Kız Feriha'yı unuttuk, baban çıkacak demeyi unuttuk. Hemen yetiştir müjdeyi, geç kaldın. Ya da dur sen şey yapma. Ben zaten gideceğim, ona bir 2 çift lafım var, ben söylerim. E sen nereye gidiyorsun böyle, Feriha'ya mı? Gidiyorum tabii. Hayır, hiç... Tabii. Ha, sen bize haberdar et olur mu?
Tamam. Abi bak Mehmet bütün kahvedekilerin tek tek ismini vermiş. Polis var ya, Veysel'i tanıyan hepsini çekiyormuş karakola, şey yapıyormuş, onlara soruyormuş. Bak göreceksin nasıl cezasını çekecek. Fitil fitil gelecek burnundan onu. Heh. Ben neyse çöpe çıkayım da. Hadi ben geleyim şu iş. Hatice hala, canım alam sen hiç rahatsız olma, ben çıkarım çöpe, tamam mı? Bu da melek oldu. Dur, 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 dur. Ayol hemen kapatma. Yengenin iki çift lafı var sana. Ne istiyorsun? Vallahi beni hayal kırıklığına uğrattın. Yani bu pintilik sana hiç yakışmadı. Seher, açık açık konuşsana. Delirtme beni. Kayınpederini hapisten kim çıkardı, senin haberin var mı? Levent Hoca. Sen karın için elini cebine atmazken yedi kat eli tereddüt bile etmedin, ne haber? Levent. O herif mi ödedi parayı? Dedim ya. Koş. Baksana. Nerede oturuyor bu Levent? Ne diyorsun lan sen? Levent nerede oturuyor diyorum. Kardeşim manyak mısın? Git bul. Allah Allah. Oğlum o herifi bulmam lazım benim, söylesene. Git, manyak mısın desin ya. Evet. Geç içeri. Baba. Geç dedim, geç. Geçmiş olsun, çıkmanıza sevindim. Oğlumun yakasına yapıştın. Sebep? Aramızda. Aranızda olan aranızda kalsın. Ama benim sana bir çift sözüm var. Ben kızıma sahip çıkamadım. Gitti seninle evlendi. Bağrıma taş bastım. Kocası vardır dedim. Ama sen de karına sahip çıkamadın. Sana söyleyeceğim tek bir şey var. Karını evine getir. Ya hesap sordu ya şerefsiz. Yani Mehmet, hayır pardon da adamın karısını evlendirmeye çalıştığımız adamdan para aldık. Ya herhalde soracak. Seher bana bak. Ne dedi baba? Utanmadan senden de mi hesap sordu? Doğru konuş Mehmet. Ne münasebet bana hesap soracakmış? Ya babacığım, ya ne olur yanlış anlama ama... yani adam bunu gurur meselesi yapsa yeridir. Sen karışma Seher. Kendi karısına sahip çıkamayan adam da... Mehmet, benim canımı sıkma. Ha Gülsüm, şimdi geldik kızım. Ay o kadar güzel bir yermiş bu İzmir. He üzüntülü şeye gittik ama şimdi geldik, şimdi çok yorulduk çok. Yani benim böyle belim, sırtım, omzum her yerim tutuldu. Ay ne olmuş, git bitmedi. Biz niye uçakla gitmedik sanki? Ya gittik, vazifemizi yaptık. Uçağa otobüsü mü olurmuş? Yani Mehmet, o kadar kaş göz yaptım sana. Ya gidip konuşmadın değil mi Levent Hoca'yla? Seher saçma sapan konuşma, daha yeni geldik ya. Demek aramadı seni de. Ha, peki yavrum, ben seni sonra arayacağım, konuşuruz, tamam ya. Gülsüm'ü de hiç aramamış bizim kız. Damat da aramış kocasını, onu da tilavunu kapalıymış. Ben üstümü değiştireyim, iş bakacağım. Hayır yani bizimkinin katır inadını bilmesem, hani bunlar barıştılar, ikinci balayına falan gittiler diyeceğim ama nerede? Abi, sen şu yurda bir daha varsan bak, Zehra da çok merak etmiş ha. Ben o yurda bir kere gittim Hatice. Gittim, gördüm, diyeceğimi dedim.
İkincisi olmaz. Ama abi şimdi bu aynı bir şey değil ki yani. Bak burada şimdi kızın telefonu bozulmuş olabilir. Parası pulu bitmiş olabilir. Parasını pulunu kocası düşünecek bu saatten sonra. Adam haklı. Ama abi bak kız hasta olmuş olsa haberimiz olmayacak. Öyle şey olur mu? Olur, olur. Bal gibi olur. Beni daha fazla konuşturma. Bundan sonra hesabını vereceği, hastalığını, sağlığını soracağı yer biz değiliz. Haklısınız Münir Bey. Çok haklısınız. Ben bugün dükkana uğrayacağım. Size bir miktar ödeme yapacağım zaten. Neremizi ne ödeyeceksek? Düşün düşün. Düşünmek bedava. Şu an baban içeride dükkan sahibiyle konuşuyor biliyor musun? Adam ben kiracı bulamıyorum vallahi aç kaldım diyormuş. 5 aylık kirayı istiyor. Ne yapacaksınız? Hayır Levent Hoca'ya borcunuzu mu ödeyeceksiniz? Kendi kredi borcunuzu mu? Ya dükkan kirası mı? Ha, hangi birini? Seher bıdı bıdı bıyı sus ya. Zaten sabah sabah kafam kazan gibi. Ya Nebahar Hanım öldü gitti. Yani Allah rahmet eylesin yapacak bir şey yok. Ama sen şimdi işsiz kaldın Mehmet. Levent Hoca gitti İzmir'de. Ne zaman dönecek ne yapacak bilmiyoruz. Konuştunuz mu? Hani nasıl ödeyeceksiniz bütün bunların hepsini? Nasılsa nasıl. Ödeyeceğim bir şekilde işte. Çıkacağım ben şimdi. Yazık. Nevbahar Hanım gitti bir arabası kaldı Yadigar. Ay, o kadar da heves etmiştim ama bir gezemedik. Aa Feriha. Vallahi Feriha. Ay, acaba yukarı mı çıkacak buraya mı gelecek? Hadi kızım hadi işine bak sen. Zavallı şaşkın yine baba ocağına düştü. Açma kapıyı Hatice. Ama abi. Açma dedim. Baba sesinizi duydum. Oradasın biliyorum. Açmayacak mısın kapıyı? Açıp yüzüme bile bakmayacak mısın? Baba duyuyorsun beni biliyorum. Bu kadar mı yokum senin için? Peki baba anladım. Yokum ben. Ay misilleme mi yapıyorsun Feriha? Ha şöyle. Aferin sana dişi kuş. Yine yuvanın başına dönmüşsün. Babamlara söyle boşuna açmadılar kapıyı. Sadece eve döndüm demek istemiştim. Beni eve alın diye yalvarmayacaktım. Aman. Kıyamam birileri küsmüş mü? Hadi al beni içeri de azıcık konuşalım. Böyle iyi böyle konuşalım. Ha ne bu afra tafra? Ha sanki aşağıda sana kapıyı ben açmadım. Sen bunu halanla babana da yaparsın değil mi? Kindar. Sen iyice ipleri koparmışsın bizimle. Ben ipleri koparmadım canım. Elime aldım. Maşallah. Bu koca tokadı yaramış sana böyle dil pabuç kadar. Sen bir daha o tokadı ağzına alırsan. Aman iyi tamam. Celallenme. Bak sana ne diyeceğim. Yani kocanın acilen babamla arasını düzeltmesi lazım. Ya bunun en kestirme yolu da Levent Hoca'ya olan borcumuzu ödemesi. Ben sana söyleyeyim. Yani tamam. Ya ölen öldü. Ay, olan da bize oldu yani. Bak Mehmet işsiz. O ne demek ya? Kim ölmüş? Levent Hoca'nın annesi sizleri ölmüş. Ay. Ya yazık. Öyle biz günübirlik cenazeye gittik geldik. Yani Levent Hoca orada kaldı artık. Döner mi gelir mi ne yapar bilemiyorum.
Sen yine dediklerimi unutma, olur mu? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Gerizekalılığımıza doymayalım yani hala. Dur bakalım, şimdi döndü kocasının yanına. Yani bir işe yarar mı bilmiyorum da. Dur ben seni arayacağım, tamam mı? Bye. Ben de tam arayayım da sarı şekeri bir hesaplaşalım diyordum. Hay tatlım, sana hiç yakışıyor mu bana boşluk kalmak? Hem sana böyle yeni taze taze güzel haberlerim var. Yani sonuçta elçiye zeval olmaz değil mi? Abi. Heh. Sen tükene mi arayacaksın? Mehmet bizim oralarda iş bakacaktı kendine. Onunla buluşup şu dükkan sahibine olan borcumuzun bir kısmını ödeyelim diyorum. Hem azar azar da borcumuz azalmış olur, anlıyor musun? He, ben de karşı apartmanı sileceğim abi. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Yine kandırdı oğlumu. Kim bilir neyin peşinde. Vallahi ne diyeyim, Allah sana sabır versin. Konuşuyordun o kadınla? Ne konuşacağım canım ben onunla? Ben şeye çıktım, Feriha'ya. Kocasına geri dönmüş. Ah kurban olurum yavrum. Ona mı girmiş kapıya haber verecek? Kocama döneyim diye. Ah. Kıyamam. Ölürüm ha. Ah yavrum. Oy. Aman kızım, ayın. Kızım. Yavrum, yavrum. Anasını sevindirmeye mi gelmiş? Güzel kızım benim. Çok özledim seni. Ay anneciğim, ben de seni çok özlemişim. Ay. Ya babamın borcunu ödeyemiyor. Sonra gidiyor başkasının kulübünde çalışıyor. Kız bu iyi saatte olsun der geldi buna. Bu Emir'in haberini okudu gazetede. O gün bir hili bir hili bir hili bir. Ne haberi çıkmış ki? İşte o biliyor. Kız bana bak. Senin kocan bilir. Bu Emir babasının kulübü varken niye gidip başkasının kulübünde çalışıyor? Çünkü babası onu çoktan kovdu. Sen bunları biliyordun da niye bize söylemedin? Ha şimdi parasız mı? Aman kızım, o gibilerin parasızlığı bizim gibilerin 30 kere cebinden çıkar. Boş ver. Ay inanmıyorum ya. Ya ondan ödeyemedi babamın borcunu. Ay benim şurama bir öküz oturdu. Kızım, Emir'in parasızlığı sana niye böyle tası oluyor? Canım niye bana tası olsun? Ben Feriha için şey ettim. Hı. Ay. Ben biraz yatayım. Tamam. Hadi siz oturun. Şş, kız ne diyeceğim? Feriha çalışmaya mı başlayacak, kocasına yardım olsun diye? Ya Feriha ne yapmak istiyor, ne yapacak hiç bilmiyorum. Bak ben Emir'e döndüğünü bile sizden öğrendim. Hem biz Feriha ile öyle eskisi gibi değiliz artık. Öyle iki kardeş arasında küslük şey olmaz, ayrı ayrı olmaz öyle. Anneciğim vallahi küskünlük yaptığımdan değil. Yani Feriha istese beni arardı. Hani şimdi böyle aramız limoniyken ben çok üstüne gitmek istemiyorum Feriha'nın. Kızım büyüklük sende kalsın. Tabii ki kapının önüne kadar gelmişken hiç yukarı çıkılmamadan olur mu? Ha bir de çık bir dakika. Baktın ağzını yüzünü eğiyor, o zaman inersin aşağıya kızım. Hem bir yana bakalım ne olmuş, niye bitmiş, bize de anlatırsın. Tamam anne, doğru söylüyorsun, ben çıkayım. Bak sen. Aile ziyareti. Anneciğim hadi sen aşağı in. Evet, aile ziyareti. Seninki ne ziyareti? Arkadaş ziyareti. Hadi kızım. Sen çık yukarı. Hadi. Aa. Sen de mi Feriha'ya çıkıyorsun? Hay Allah. Ben de onunla baş başa konuşacaktım. Anne ben Feriha'ya sonra uğrarım. Gülsümcük. Seni çok gergin gördüm. Kocanı terk ettiğimden beri iyi olduğunu düşünüyordum.
Yoksa hala omzunda mı ağlıyor? Sen onu avutamıyor musun? Korkma. Tehlike geçti. Bir daha ona geri dönmeyeceğim. Ne diyor kız bu kadın? Konuşuyor işte anne. Madem yalan konuşuyor da niye ağzının payını vermiyorsun ha? Niye öyle kuş gibi baktın arkasında? Ya anne boş ver, vallahi. Ha, boş ver. Kız, yoksa bu kadınla senin kocan hala... Ay. Benim kocam hala o kadını seviyor. Benim kocam beni sevmiyor. Benim kocam bana dokunmuyor. Benim kocam benden boşanmak için fırsat kolluyor. Anladın mı anne? Öğrendim, şimdi rahatladın mı? Rüyanın takıldığı bir adamı buldum. Vah yavrum benim, vah talihsiz kızım benim. Vah bu kadar zaman sen demek ki içine attın ha bütün bunları. Tamam anneciğim, iyiyim ben vallahi. İnsan anasına söylemez mi kızım bu kadar sıkıntıyı tek başına çeker mi? Anasının boynuna girip de iki çift gözyaşı dökmez mi be yavrum? Ha? Az söyledim işte. Ben bir süre ağladım da. Ne olacak ki? Ne yapabileceksin anne? Hem ben Koray'la konuştuğunu biliyorum. Konuştum. Konuştum da ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Bileydim o kadarla bırakır mıydım onu? Bak anne ne olur konuştum ama pişman etme beni. Bir daha sakın Koray'a bir şey söyleme olur mu anne? Sen çektin bu çile ne olacak yavrum? Ne yapacağız o çileyi? Bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. İçimden bir ses... Gülsüm aklını başına al diyor. Daha ne kadar olmayacak duaya amin diyeceksin diyor. Ama sonra ne bileyim hani en ufacık bir ümit acaba dedirtiyor bana. Böyle kocanı bekle, sana dönmesini bekle, seni sevmesini bekle diyorum. Kızım sen bu kocanın canı gönülden seviyor musun? Seviyorum anne. Çok seviyorum. O zaman ağzında diş kalmayıncaya dek o ağzındaki dişleri sıkacaksın kızım. Ağzındaki dişler bitinceydi. Ananın dişini sıkacaksın, anladın mı beni? Sen bir yuva kurdun yavrum. Yuvanı yıkmayacaksın. Ben de sana destek olacağım kızım. Yavrum benim. Yavrum benim. Hatice abla, ne oldu? Yok bir şey kızım. Ağlayasım geldi. İçlendim açık. Yok bir şeyim yok. Ben de içli köfteyim şu sıralar. Oturup birlikte dertlenelim işte. Gençsin, güzelsin, okumuşsun yavrum. Senin neyin var? Bir babam, bir boyfriendim. İçine düştüğüm bir arkadaş sorunum. Beni hiç anlamayan bir annem. Daha sayayım mı? Boşuna dememişler. Dersiz insan yok diyor. Ya benim güzelim. Ama. Oy ite bak. İt. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.